CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, pandemiye rağmen 3 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik, açıklamasının, gerçeği yansıtmadığını, belirterek, yüzme bilmeyen kalmasın projesine 80 yaşın üzerinde felçli, 2 yaşın altında bebekler kaydettirilmiş, şişme ve zoraki bir listeden bahsediyoruz, dedi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Adıgüzel, yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle eğitim aldığı iddia edilen kişilerin listesine ulaştığını kaydederek, anlaşılan bakanın başarı hikayesine ihtiyacı var, dedi. Pandemide hijyen koşullarına uymayan portatif havuzlar kullanıldığını belirten Adıgüzel, pandemide, 28 plastik havuzlarda, sadece yaz aylarında yüzme öğrettiyseniz, bu 3 milyon kişi nerede, sorusunu yöneltti. Gençlik spor müdürlüklerine talimatla sahte giriş yaptırıldığına yönelik duyum aldıklarını da kaydeden Adıgüzel, vefat edenler bile, yüzme öğreniyor, diye kaydedilmiş ama sistem kabul etmemiş, özel kursları da kendileri vermiş gibi yazmışlar, dedi. Kasapoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, kandırdığını, söyleyen Adıgüzel, ben çalışıyorum mesajı veriyor, yorumunu yaptı. Vatandaşları da projeye kayıtlılar mı diye bakmaları için e-devlete bakmaya çağıran Adıgüzel, herkes spor bilgi sistemi üzerinden kontrol etsin, dedi.